Allahümme salli ve sellim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine 2. cildin 20. cüzündeyiz. Bugün sizlerle araç ve mantık üzerine konuşacağız. Araç ve mantık arasındaki ilişkide bahsettiğimiz mantık aracın vücuda getiriliş süreciyle alakalı. Bir önceki dersimizde aracın yekün üretim sürecinden bahsetmiştik. Bugün vücuda getiriliş aşamasında kullanacağımız her türlü imkanın zaman formundaki zamansal formundaki karşılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki mantık varlığın bir başka varlıkla olan ilişkisini anlamlı hale getirilmek için kullanılan bir araçtır. Dolayısıyla bu tarafı biraz kafa karıştırıyor gibi gelebilir. Bu yüzden şunu anlamakta fayda var. Her varlık bir başka varlığı meydana getirmede bir araç olarak kullanılıyor. Ancak aralarında bir ilişki var ve bu ilişkiyi anlamlı hale getirmek bir araç olarak yeniden karşımıza çıkacak ki biz bu araca mantık diyoruz. Çünkü iki şey arasındaki ilişkinin hangi anlama geldiğini bilmeden ya da belirleyemeden ya da belirlenmiş anlamları anlayamadan biz mantığı kavrayamayız. Dolayısıyla burada iki tane önemli mesele var. Bunlardan bir tanesi ilişki. Yani iki tane aracın bir araya geliş sürecinde, iki tane varlığın bir araya gelerek yeni bir aracı meydana getirir sürecinden bahsediyoruz ki amacımız yani aracımız nihayetinde insan için insan katmanının anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır ve bunun mutlak sureti bir anlamı bulmak zorundadır. Bu zorunluluk farklı zihinlerde farklı sonuçları doğursa bile işin mahiyeti evvel gelir. Dolayısıyla insan olduğu için bir şeyin mantıklı olup olmadığını anlayabilmek İnsanoğlunun buna bir anlam verebilme süreciyle başlıyor. O zaman araçlarda aranan anlam ve manaya henüz bir şey atfedemeyen insanoğlunun o aracı kullanması genellikle aracın özelliklerini bilmeden bir kullanım sürecini meydana getirir ki sen bunu bu mantıkla hangi mantıkla bunu yaptın diye de güncel hayatınızda bir soru sormaya kendinizi mecbur hissedebilirsiniz. Bu mecburiyetler insanların varlıkla olan ilişkisindeki anlam arayışını ya yapmadığı ya da başlatmadığı ya da neticelendirilmediği anlamına gelmektedir. Bu mantığın kendisinin bir araç olması aracın araç olmak için öncelikle mantığın araçta kullanılması gerekliliği ile ifade edebilir. Yani bir aracı araç olarak kullanabilmek, araç olarak elde edebilmek için mantık bu aracın içinde yer almalı. Örneğin bir arabanın içerisinde ilginç bir özellikle karşılaşıp mantığını anlamak istiyorsunuz. Anlamlandıramadığınız andan itibaren ya kullanamıyorsunuz ya da o aracın temel niteliğinden hariç öyle bir şey koymuşlar. Henüz ne işe yaradığını bilmiyorum demek zorunda kalıyorsunuz. Bunun için aracın aracı olan mantığın araç kavramın kuramındaki esaslarına geçmemiz gerekiyor. Çünkü mantık bu andan itibaren aracın bu kavramını anlamlandırma sürecinde bir esas olarak karşımıza çıkacak ki bu günümüzde de oldukça tartışılan ama basit bir şekilde çözümleyebileceğimiz mantıksal süreci önümüze getiriyor olacak bir dahaki bölümden itibaren de mantığı bir araç olarak bu kavramsal açıdan nasıl değerlendireceğiz? Futuhat-ı Medine'de kısa kısa bunları konuşuyor olacağız. Şayet sorularınız ya da anlamadığınız bir yer olursa yorumlara eklemeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde belki girişte ya da ara 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 bölümlerde cevaplandırmaya çalışıyor oluruz. Bir dahaki bölümde görüşmek niyetiyle kalın sağlıcakla.